arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çift çift pişireceğimiz Japon usulü lavaş ekmekleri. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Ben de yabancı bir kanaldan, yani Japonlardan görmüştüm çok öncesinde. Yapmayı çok istiyordum, hep aklımdaydı. Bir iki kere denedim. Çok güzel sonuç alınca hemen tarifini sizlerle paylaştım. O tarifte 2 bardak suydu arkadaşlar. Ben 1 bardak da süt koyup daha böyle yumuşacık, garanti bir tarif olmasını istedim. İnanın ki yapımı o kadar kolay ki yapın. Buzluğunuza atın. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Hemen hamurunu yoğurayım. 1 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarda ılık süt. 1 su bardağı su. Gene hafif ılık olsun. Malzememiz bu kadar. Süt, su. 1 tatlı kaşığı tuz. Hemen hemen 4,5 bardak kadar da un. Unun yarısını ilave ediyorum. Hemen tuzumu da katıp böyle hafif orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Ben gene size unun miktarını sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik yanıma 4,5 bardak aldım ama fazlası da gidebilir. Lütfen ununuzu yavaş ilave edin ve videoyu lütfen burada sonuna kadar izleyin. Çünkü unun miktarı değişebilir. Yavaş yavaş unumu ilave edip hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu toparladım. Masamın üzerine bolca unu serpiyorum. Tam 5 bardak un gitti arkadaşlar. Hamuru biraz toparladıktan sonra masamın üzerinde bolca unun içerisinde şöyle 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Ortalama 4,5 ile 5 bardak yeterli geliyor. Ben tam 5 bardak un kullandım. Şimdi hamurumu elime yapışırsa ara ara un serperek bu şekilde yoğuracağım. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Böyle hafif sert bir hamur. Orta sertlikten biraz daha yumuşak diyebilirim. Hamuru yeterince yoğurdum. Şöyle hafif orta sertlikte bir hamur olacak. Elinize kesinlikle yapışmaması gerekiyor. Şimdi uzun şerit haline getirdikten sonra tekrar ortadan bölüyorum. İkisini de uzun şerit haline getiriyorum şimdi. Toplamda hamurumu 26 parçaya bölüyorum. 13-13 olacak şekilde. Hamuru tam hepsini eşitleyip 26 parçaya böldüm. Elimle yuvarlıyorum. Kenara alıyorum. Böyle minik minik hamurlar olması gerekiyor. Hamurları yuvarladıktan sonra yanıma bir miktar un aldım. Her bir hamuru çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Kenara alacağım arkadaşlar. Biraz hafif unluyorum. Çok unlamanıza gerek yok. Bu şekilde kenara alıyorum. Hafif unlamanız yeterli. Hepsini şimdi bu şekilde çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Ve masamın üzerine hepsini dizeceğim. Hamurları açtım arkadaşlar. Böyle birazcık altına un serptim. Biraz bekleteceğimiz için çok fazla yapışmaması için. Hemen hemen çeyrek çay bardağı, böyle yarım çay bardağından daha az sıvı yağını böyle kabın içine koydum. Şimdi ilk sırayı yağlayacağım. Diğer sırayı yağlamayacağım. Yani şu kısmı yağlayacağım. Bu tarafı yağlamayacağım. Her yağladığımın üstüne diğer hamuru kapatacağım çünkü. Ondan dolayı ikisini de yağlamanıza gerek yok. Şöyle üzerlerini tamamen değmesi yeterli. Böyle abartılı yağ kullanmayın. Benimki çeyrek çay bardağından biraz daha fazla, yarımdan da az. Şöyle sürüyorum her yerine iyice değecek şekilde. Böyle güzelce dizerseniz sizin için daha rahat olacaktır. Şimdi yarısını sürüp diğer yarısına sürmeyeceğim. Böyle hafif unlu olursa
daha iyi olacak arkadaşlar. Hem yapışmaz. Buna da dikkat edin lütfen. Gördüğünüz gibi yağım tam yetti. Bunu da sonuncusuna sürdüm mü? Tamamdır. Yeterli, gördüğünüz gibi tam yağım yeterli geldi. Yağladıklarımın üzerine diğer lavaşı alıp kapatıyorum. Her birinin üzerine hafif bastırarak bırakıyorum. Birleştirdikten sonra şimdi üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha rahat açılması için muhakkak en az 10 dakika kesin dinlendirin. Ortaya biraz un serpeyim. Bunu hafif elimle şöyle birleştiriyorum. Ve merdane ile açıyorum. İkisini birlikte. Biraz arada çevirerek arkadaşlar. Çok rahat açılıyor çünkü hamur beklerken çok güzel yumuşadı. Gördüğünüz gibi. Arada çevirerek, hafif un serperek açıyorum. Çok aşırı unlamayın. Şöyle çevire çevire açmaya özen gösterin. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi açtıklarımı altını un serelim. Masamın üstüne alıyorum. Hepsini aynı şekilde açacağım. Çok rahat açılıyor arkadaşlar. Arada unlayın. Birkaç hareketimle rahatlıkla açılıyor hamur. Ben pişirmeye başladım arkadaşlar. Ocağınızı, dört ocağın en büyüğün, en kısığının birazcık daha yükseğini almaya özen gösterin. Lütfen sakın çok kısık da yapmayın, yoksa kuruyor. Şu şekilde hafif elimle çeviriyorum böyle ara ara. Çok fazlasıyla olmadan. Bir 15-20 saniye boyunca dokunmayın. Böyle sadece çevirin ki her tarafı eşit pişsin. Çok kısa almayın. Bu da püf nokta. Eğer çok kısıkta yaparsanız çok kuruyacaktır. Çok yüksekte yaparsanız da direkt yakarsınız. Orta ateşten biraz daha kısık ve ocak ayarı, yani 4 ocağımızın en büyüğünde böyle şişmesi lazım. Gördüğünüz gibi şişmeye başladı. Bu şekilde çevirin. Bir tarafı en az bir 15-20 saniye, yani 1 dakikaya yakın durması gerekiyor. Şöyle hafif beneklenmeye başlasın. Çevireceğiz. Çok fazla da dokunmuyorum ve kenarda ben pişirmeye başladım arkadaşlar. Üzerine böyle nemli bir bez örterseniz lavaşlarınız kurumaz. Daha yumuşacık olacaktır. Ona da özen gösterin lütfen. Şimdi hemen artık çeviriyorum. Bu şekilde biraz da olsa kızarmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şişmeye başladı. Aşağıyla şuradan uç kısımdan yakalıyorum. Eliniz yanar, direkt elinizi sokmayın arkadaşlar. Zaten çok rahat böyle uç yakaladığınız an ayrılıyor gördüğünüz gibi. Elinizi yakmamanız için dikkat edin lütfen. Hemen diğerini kenara alıp bunu da çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bezin altına koyup üzerini kapatıyorum. Bu şekilde çevirdikten sonra çok fazla tutmayın. Yoksa kurutursunuz. Bu da yeterli. Pişmediğini falan düşünmeyin. Buharla falan gayet güzel pişiyor. Hemen yenisini koyuyorum. İster böyle eliniz yanmazsa elinizle çevirin. İsterseniz de böyle tahta bir spatulayla. Hemen çevirmeyin, bekleyin. Böyle göz göz kabarmaya başlasın. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Bu
buhar yöntemiyle pişiyor arkadaşlar. Öyle yüksek ayarda harır harır pişirince daha güzel olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen çeviriyorum. Böyle yağsız bir tava olmasına özen gösterin. Gördüğünüz gibi pişerken hemen açılmaya başladı ama bir çevirdikten sonra bir 10 saniye kadar, 15 saniye kadar daha tutun ki diğer tarafı da pişsin. Ayrılmaya başladı. Hemen bu şekilde tutup ayırıyorum. Ve rezin altına alıyorum. Hemen bunu da çevirip bir 10-15 saniye tutup alıyorum. Hemen bunu da alıyorum. Yenisini atıyorum. Bu şekilde hepsi bitene kadar kızartacağım. Lavaşların hepsini pişirdim arkadaşlar. İnanın ki harika bir şey oluyor. Ben böyle olacağını hiç düşünmedim. Bakar mısınız şunlara? Yumuşacık. Yani pamuk gibi diyebilirim ve pişmediğini falan düşünmeyin. Hepsi de harika pişti. Böyle hafif yağlı olduğu için ayrı bir lezzet veriyor. Bakar mısınız? Hepsi de çok güzel pişti. Muhakkak üzerine nemli bir bezle örtün. Daha böyle yumuşacık olacaktır. Her bir katı ayrı ayrı. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları soğuduktan sonra buzdolabı poşetine şu şekilde katlayıp koyacağım. Her birini size tek tek göstermek istiyorum. Pişmediğini falan sakın düşünmeyin lütfen. Hepsi de harika pişti ve yumuşacık. Muhakkak bunu deneyin arkadaşlar. Bildiğimiz lavaşlardan farklı yapım ama lezzeti onlardan bile güzel. Hatta böyle kahvaltıya yapın bence. Arasına peynir, domates, ne istiyorsanız dürüm yapıp yiyebilirsiniz. Tantuniyle, köfte istiyorsanız. Ben her biri size böyle ayrıntılı göstermek istedim. Kafanıza takılan olmasın. Altını çok aşırı kısmayın. Çok kuru oluyor arkadaşlar. Çok yüksekte açmayın. En büyük ocağınızın en kısığını birazcık daha yükseğinde muhakkak pişirin. Her biri de harika pişti. Buram buram içerisi ekmek kokuyor inanın. Artık ben tarifimi burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.